Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde formik asit tankının patlaması sonucu çevredeki evler boşaltıldı. Merhaba girme lan. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 20 ton kapasiteli formik asit tankının patlaması sonucu çevreye keskin bir koku yayıldı. Çevredeki evler boşaltıldı. Efendim bu akşam gelen kazayla ilgili durum nedir? Sizden bilgi alabilir miyiz? İlçemizde Marmaracık Mahallesi'nde formik asit sızıntısı olduğu teşhisi kondu. Şu an için yani olay kontrolümüzün altında. Bizler burada gerek Çevre Şehircilik Müdürlüğü, gerek AFAD Başkanlığı, gerek Ergene İlçe Belediye'miz, gerek itfaiye başkanlığımız Ergene Kaymakamlığı koordinesinde çalışmaktayız. Bölgemizdeki insanlarımızı tedbiren yakın çevredeki insanlarımızı tahliye ettik. Herhangi bir şekilde kokudan kaynaklı bir sıkıntı yaşamamaları için. Şu an itibariyle de ölçümleri yapmakta AFAD başkanlığımız. Bizler de bu doğrultuda vatandaşlarımızı en kısa sürede evlerine geri dönmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın her türlü
ihtiyacını da bu süre içerisinde gidermekteyiz. Devletin tüm kurumları bir arada çalışarak herhangi bir şekilde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamasını diliyoruz. Şu anda da kokunun biraz hafiflediğini görüyoruz. Zaten suyla birlikte seyreltilme çalışmaları devam etmekte. Kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Dikkatli, itinalı bir şekilde AFAD Müdürlüğü bu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bu konuda çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğümüzle beraber. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar ilerleyen saatlerde duruma göre herhalde... Yani şöyle bir 5-10 dakika kadar, zaten bu tedbiri biz 2 saat kadar evvel almıştık. Bir 5-10 dakika kadar AFAD Müdürlüğü gerekli bu oksijen ölçümünü yapıyor. Bu havadaki eğer vatandaşların evine gitmesi için yeterli bir atmosfer oluşursa onun haberini bekliyoruz. Tahmin ediyorum 5-10 dakika sonra onu da açıklayacağız. Vatandaşlarımızı evlerine göndermiş olacağız. Bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı şeklinde bilgi var. Yani tedbiren evet. Tabii bu kokudan kaynaklı burada da biz de çalışırken gözlerimiz yanıyor, genizimiz yanıyor. Tedbiren bu çocuğumuzu biz tabii yaşı küçük olduğu için bunu tedbiren bir 112 ekibimiz kontrolünde oksijen veriliyor. Onda evet. Bir normal bir durum, şu anlık bir sıkıntılı bir durum yok. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah kısa bir sürede vatandaşımızı evlerine geri göndermiş olacağız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.